Burası şirin, sakin bir kıyı köyüdür. Kim derdi ki böylesine patırdılı, gürültülü bir öykü burada yaşansın? Oldu işte, oldu bir kere. Olaylar başladı mı ardını kesmek kolay olmuyor. Zemberek boşanmasın bir kere. Hele işin içinde para varsa seyreyle gürültüyü. Hele hele bu para 2 milyarsa. Neyse, biz lafı uzatmayalım, olayları izleyelim. Ablacığım, ön tarafı sana ayırdım. Yolculuğunuz neşe pür olsun. Mahkemeden dönünceye kadar otel sana emanet. Aç gözünü yoksa şişiririm ben seni. Peki baba. Ben hazırım. Öyleyse gidelim, buyurun. Buyurun. Açsana kapıyı. Buyurun. Tövbe tövbe, bu adam adam olmaz. Gel evladım, seni bizim arabayla götüreyim. Ben annemden ayrılmam. Bizim arabaya ihtiyacımız yok. Minibüsle giderim. He, sen ne diyorsun be? Buradaki bütün arabalar Adile ablamın emrindedir. Senin külüstür arabana kalmadık. Bu çantada milyarlar var. İstersek Mercedes bile alırız. O milyara pek güvenme. Siz emanetçisiniz. Benim için saklıyorsunuz o paraları. O paralar da çocuk da benim olacaktır. Bana bak, kelime attırma benim. Vallahi çürük muşmulaya döndürürüm seni. Sen karışma be. Nasılsa mahkemelik olduk. Ak koyun kara koyun orada belli olur. Evet, her şey mahkemede halledilir. Kara kaplı kitap konuşacak. Kanunu nedir bilir misin sen? Biz de kanunu biliriz. Bizim de avukatımız var. Sonunda biz galip geleceğiz. Ha, bakla mı dedin? Yürü kereste müdürü, anca gidersin. Buyur ablacığım, gidelim. Muhterem mahkemenizde ikame eylediğimiz ve küçüğün velayetinin tarafımıza itasını mütalebi mutazamın dava arzuhalinize munzam izahatlarımızı arz-ı takdimimizdir. Muhterem mahkemenin malumlarıdır ki kanuni medeninin ol vaptaki ahkamı ana olan müvekkilemin haklılığını tespit ve teyit eylemektedir. Küçüğün anası olmak itibariyle velisi dahi müvekkilemdir. Müvekkilemin hayat ve memat zaruretine binaen bir ameli cahiliye icrası, analık hakkının ve bin netice velayet hukukunun nez'ini tazammum eylemez. Türkçe konuş be adam, dediklerinden hiçbir şey anlamıyorum. Söz verin, neden konuşmayın? Baş üstüne konuşmayayım ama o da Türkçe konuşsun. Siz devam edin. Yukarıda arz ve tafsil olunan esbaba binaen talebimiz dairesinde hüküm iddiasını ve bin netice küçüğün velayetinin müvekkileme itasını bilvekare arz ve talep eylerim. Avukatı dinlediniz, ne diyorsunuz? Dinlemesine dinledim ama bir şey anladımsa Arap olayım. Dua mı etti, küfür mü etti, hiç çıkamadım işin içinden. Çocuğun analığını onlara vermemi istiyorlar. Çocuk bizim diyorlar. Ne diyorsun? Ne diyeyim hakim hanım? Allah derim. Önce Allah'a, sonra size sığınırım. Avukatın var mı? Avukatı ne diyeyim hakim hanım? Acı yemedim ki karnım ağrısın. Ne olup bittiğini doğru doğru, dost doğru anlatacağım. Koskoca hakim hanımsın. Lafın kokmuşunu anlamaz mısınız? Senin hükmün kılıçtan keskin, terazin tam tartar, elindeki terazi Bakkal Ahmet'in terazisi mi ki eksik tartsın? Ver kararını, bunlar da öğrensin okkanın 400 lira ettiğini. Etme! Analar neler doğurmuş, Yavuz Adile! Sen neymişsin be, laf bankası mısın? Ne olur?
Atın şu adamı dışarı. Muçustum, tamam. Lütfen beyefendi dışarı. Zahmet etme dışarı kardeşim, ben çıkarım. Lütfen. Hakim emri nedir bilirim. Ne de olsa miktar kanun adamı sayılırız. Siz devam edin. Baş üstüne efendim. Efendim, bizim orasını bilir misiniz bilmem. Küçük şirin bir yerdir. Sessiz, sakin, insanlarımız çok iyidir. Yumuşaktır. Pek kavga dövüş bilmezler. Herkes işinde gücündedir. Ben de bir meyhane işletirim. Meyhane dediğime bakmayın. Aşevi gibi bir yer. Hakim hanım affedersiniz ama meyhaneci dedimse beni yanlış tanımayın. Kader işte. Alnımıza meyhaneciliği yazmış yazan. Siz Yavuz Ahmet'i tanımazsınız. Bırakın bu lafları. Ben nereden tanıyayım Yavuz Ahmet'i? Sonra bu davayla Yavuz Ahmet'in ilgisini. Olmaz olur mu hakim hanım? Olmaz olur mu? Yavuz Ahmet dedin mi orada duracaksın. O boy, o boz. Allah! Hele o kaytan bıyıkları. Hanım, hanım! Bırak şu ağlamayı. Sadede gel, sadede. Geleyim gelmesine de o dediğin yer neresi ki? Ve sübhanallah. Hanım davayı anlat, davayı. Anlatıyorum ya. Doğru dürüst anlat. Bırak bir kenara Yavuz Ahmet'i. Haşa, haşa hakim hanım. Bırakamam bir yere Ahmet'imi. Hayalim o benim. Bir yastığa baş koydum. Öyle adam unutulur mu? Bütün kızlar hayrandı ona. Cami önünde... Hey! Aha! Bastımın nareye, çeşme başı kızlarla dolardı. Hanım, hanım! Sen neler diyorsun? Buranın mahkeme olduğunu unutuyorsun galiba. Unutur muyum hiç hakim hanım? Sen her şeyi kılı kılına bilesin diye etraflı anlatıyorum. Yavuz Ahmet'i tanıyasın ki benim neden meyhaneci olduğum anlaşılsın. Davayla ilgili mi bu? İlgili olmaz mı? Ciğeri ne kadar ilgili? Yavuz Ahmet'im, o aslanlar gibi adam ölüverince evimin direği çöktü. Çoluk çocuğu yetiştirmek için ben geçtim tezgahın başına. Hastur, selamdur. Yavuz Ahmet, açtım dükkanı besmele ile. Rabbim kazanç nasip eyliğe. Amin. Sallanma be yavrum, bitir şu soğanları. Bıktım senin soğanlarından vallahi. Gözlerinde yaş kalmadı be. Kurtulamadım gitti. Yapma be kızım, yapma be gülüm. Yapma be Yavuz Ahmet'in yadigarı. Baban gücenir sonra. Hı? Ne diyeyim sana anne? Babam öleli yıllar olmuş, sen hala onu sayıklıyorsun. Şşşt, cahillik etme. Vücut ölür, ruh ölmez. Heh, tam Kanun Bey amca gibi konuştun. Aa, nereden biliyorsun? O söylemişti. Babanın ruhu üstümüze kanat germiştir. Anne, babama saygısızlık etmek istemiyorum ama soğan soymaktan bıktım. Herkes beni ahçı yamağı gibi görüyor, küçümsüyorlar. Halt etmişler. Kendi hallerine baksınlar. Onların hali iyi. Benimse halim de berbat, geleceğim de. Evde kaldım işte. Kimse istemeye geliyor mu? Bırak gevezeli, soy şu soğanları da plakiye ateşe vurayım. Hadi yavrum. Tanelerinde sevgi, bandıkça suyuna bir hoş oluyor yüreğim sanki. Tazele, tazele şu kadehi saki. Adile Hanım yapmış plaki, bu plaki, başka plaki. Ağzımda tadı kalacak baki. 99 bir de benden etti 100 dalya, 1400'e çıktı kuru fasulya. Evlenmekten vazgeçtim, bu gariban halimizde bakamayız karıya. Lan kesin be, nane şekerci kılıklı herifler. Burası aşıklar kahvesi değil, meyhane. Ay ay. Ah, ah hadi şerefe mirim. Şerefe. Ah o eski günler, ah o eski demler. Hafız Buran'ı hatırlar mısınız? Nasıl hatırlamam?
Tepe başında bir her yer karanlık çekerdi. Hmm. Şehzade başında top patladı diye herkes oruç bozardı. Yavaş ol Mürşit Bey, o kadar atma, camları kıracaksın. Kırılan cam olsun, yeter ki canan kırılmasın. Peki öyle olsun, gönlünüz kırılmasın. Bir Hafız Burhan koyayım mı? Nur ol Yavuz Adile, nur ol. Nur ol. Laf eden var mı yan bakan? Var mı böyle dırdır eden? Yakarım lan, yakarım. Hepinizi, hepinizi yakarım. Yakarım. Yeter, yeter. Aldı nafakasını. Ayı. Hay Allah razı olsun Adile abla. Rahatladım be. Eski hisarımız kadar eski ve suskundur köyümüz. Hala Hafız Burhan dinleyip eski günleri yad etmek, hala mazide yaşamak. Ama bizi yanlış anlamayın Hakim Hanım. Her şeye rağmen mutludur köyümüzün insanları. Zaten topu topu kaç kişiyiz? Bir avuç insan ve bu bir avuç insana bir karış köy. Ama her şeyimiz var. Turistik tesislerimiz bile. Şu meydancık bütün köy demektir Hakim Hanım. Bir yanda benim lokanta. Karşıda ise benim can düşmanım Cavcan Mustafa'nın oteli. Bulsa beni bir kaşık suda boğar vallahi. A benim gerizekalı oğlum. Dünyanın temeli para üzerine oturmuştu. Parası olmayanın yaşamaya bile hakkı yok. Gel gelelim bu karıya para da işlemiyor. Burası da kahvemiz. Bir köyün akıl hocası Kanun Kazım. Kanun var arkadaş, kanun var. Kanun dedimse İsmail Şençalar'ın kanunu sanma. Kara kitap bu, devletin kanunu. Onun kestiği parmak acımaz. Bunu böyle bil. Ya senin dava 44. maddede ayan beyan yazılı. Ya oh, aman aman dişim, sen hemen şuradan bana bir şişe rakı al. Kahveci Tombul Nuri. Emredin. Çayımız tavşan kanıdır. Mürşit Bey herkesi inşaat etmek istiyor ama dedikodudan başka bir şey yapmıyor. Emekli, hangi taşı kaldırırsan altından o çıkar. Mirim, gazetede ne haber var? Ahlaksızlık, namussuzluk, nasıl bu gazetenin çıkmasına müsaade ediyorlar? Dünya batacak, dünya! Bir de çift göbek İsmail'imiz var. Minibüsüyle dolmuş yapar. Köyün gülüdür, neşe kaynağıdır. Köyde ne olsa bitse haberi vardır. Ama Mürşit Bey gibi dedikodu yapmaz deme lazım. Herkesin yardımına koşar. Onun için çok severim deli olanı. Yalnız bir huyu var. Ağzına içki değdi mi dayak yemeden rahatlamaz. Ne yapalım?
bu kadar kusur kadı kızında da bulunur değil mi efendim? Bütün köyün insanları iyidir. Kimse kimsenin etlisine, sütlüsüne karışmaz. Kimse kimseyi kıskanmaz efendim. Kimse kimseyle de kavga etmez. Sessiz bir hayatımız vardır. İnsanlar bir yana, köyümüzün kedileri bile bu yaşama ayak uydurmuşlardır. Yalnız bu sükuneti bozan, arada bir dalaşan bu iki köpekle durmadan bana cevap veren yaramaz ve huysuz kızımdır. Löpçük löpçük maşallah! 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 Maşallah! Löpçük löpçük maşallah! Löpçük löpçük maşallah! Edepsizleşmeyin, vallahi bir tarafınızı kırarım. Bakla mı dedin? Adile abla! Adile abla! Senin kız savcılıkta! Savcılıkta mı? Ne işi var benim kızımın savcılıkta? Cavcav'ın oğlu Osman'ı marizlemiş. Demek bu hanım kızdan şikayetçisiniz. Evet efendim. Baksanıza halimize. Bu kız mı getirdi sizi bu hale? Yani üç erkek bu kızdan dayak yediniz öyle mi? Ama karate yaptı efendim. Sen ne diyorsun kızım? Neden dövdün bunları? Terbiyesizlik ettiler. Olmaz ki benim güzel kızım. Olmaz ki deli fişek evladım. Yumruk her şeyi halletmez. Kanı kanla yuğmazlar, suyla yuvarlar. Kavgasız yaşamayı öğrenmeliyiz. Ya. Benim aklım ermez. Havlayan köpeği ısırırım ben. O beni ısırmadan ben ısırırım. Doğduğuna doğacağına pişman ederim. Kıstırıp kuyruklarına otursunlar. Dokunmasınlar bana. Hepsiyle baş edemezsin. Bir gün burnu kıllıya rastlarsın. Onun için kanun yapmış, kara kaplı kitabı yazmışlar ya. Ha? Bak Kanun Bey amcacığım. Benim tepem attı mı gözüm hiçbir şeyi görmez. Hayt! Ay seni o karate kurslarına göndermez olaydım. Çocukları dövmek için mi öğrendin o marifetleri? Öğrendiğimde iyi olmuş. Erkekliğe güvenip edepsizleşmesinler. Asıl edepsizleşen sensin. Şu hallere bak. Bir genç kıza yakışıyor mu? Seni bu halinle hangi adam beğensin? Hangi adamla evlenirsin sen? İster beğensinler, ister beğenmesinler. İşte ben buyum. Evde kaldım diye ağlayıp duruyordun. İşte bu yüzden evde kalıyorsun. Senin gibi deli danayı kim ne yapsın be? Yeter bu kadar Adile Hanım. O daha genç. Deli deli akan çaylara benzer. Günü gelir durulur durgunlaşır. Hadi biz dükkana gidelim. O da başını dinlesin. Sinirleri yatışsın. Yatışsın bakalım. Kız amma elin ağarmış. Ne hale getirmişsin çocukları? He? Kaşınmasaydılar. İyi etmişsin. Hey Yavuz Adile! Ne var cavcav domuzu? Gene yumuşak yerine iğne battı galiba he? Gel lan buraya. Oğlanın halini görüyor musun? Amanın ne kadar yakışıklı olmuş. Bu kadar ne olmamıştım. Bizim kız neymiş ha? Yavuz Adile'nin kızı. Ben bunun hesabını sormaz mıyım? Neyin hesabını soracaksın ha? Benden hesap sormaya uğraşacağına itinin ipini bağlasaydın. Her yana salan köpeğin kolunu bacağını böyle ısırırlar. Ha? Ben bunun hesabını sormaz mıyım? Bunu sizin yanınıza bırakır mıyım? Bırakmaz da ne yaparsın ha ne yaparsın? Elinden gelin ardına koma. Öyleyse gör bak bunun sonu nelere varırmış. Niye varır ha? Niye varır? Kızımı mı döveceksin? Kolunu bacağını mı kıracaksın ha? Hele bir yelten vallahi de billahi de seni oğlundan bin beter ederim ha. Bizim oğlanı kimsesiz mi sandın yoksa ben neci oluyorum? Senin neci olduğunu herkes biliyor geyik herif. Soracağım size bunun hesabını. Nasıl soracaksın vuracak mısın kıracak mısın basacak mısın? Ben daha eşkıyası değilim mahkemeye vereceğim.
Aferin. Kanuna saygılı adamı severim. Darılma ama merak ediyorum. Dava dilekçende ne diyeceksin? Benim aslan oğlumu bu kız dövdü dersen utanmayacak mısın? Sen de uğraşma benimle. Ben zaten yaralıyım, tuz basma yarama. Yapmayın abiler. Yapmayın ablalar. Her şeyin bir yolu yordamı, bir çaresi vardır. Yeter ki Fenerbahçe'ye gol olmasın. Tamam mı? Ulan, ulan boyun posun devrilsin. Nedir senden çektiğim he? Gene o karıyla başımı belaya soktun. Nedenmiş o? Sen istedin, sen zorla götürdün beni oraya. Ben istedim he? Ben götürmüşüm he? Peki neden götürmüşüm? Ulan bunca kız dururken onun çingene marsı kızına asılmanı ben mi söyledim sana? Ne yapalım? Oldu bir kere. Şaka yapalım dedik. Hay diyemez oğul. Dedin de inmettin. Üstelik dayak yedin. Ayağım kayıp düşmeseydim gösterirdim ben ona. Bırak palavrayı. Sen doğduğunda erkek oğlum oldu diye ziyafetler vermiştim. Erkeğe bak. Soğan erkeği ama aşk olsun kıza. Üçünüzü de ağlamış. Kendini rezil ettiğin bir yana o karının yanında beni de rezil ettiğin. Ama göstereceğim ha. Görsün bakalım kimin borusu daha kalın ötermiş. Onu buralardan kaçırmazsam yuh olsun bana. Yuh olsun Cavcan Mustafa'ya. Yavuz'un kızı neymiş be? Bini ara patlatmış. Yeeey! Karate! Sağ sol kesmeler! İki tekme! Osman Cavcan kamyon altında kalmış, kamyonete dönmüş. Kafa patlak. Ya Cavcan Mustafa santradan gol yemiş. Kaleci gibi bela. Tıngırdatma lan, tıngırdatma. Gene ne ettin baba? Çalış piyanoyu öğren. El aleme para vermeyelim dedin ya sen. Dedimse dedim. Şimdi tıngırdatma. Neden dersen beynimin telleri tıngırdayıp duruyor. Adile denen karı çıldırtacak beni. Yok yok, bir şey olmaz mı sana? Geçenlerde Kanun Bey abi kahvede söylemiş. Senin için o bir koca baştır demiş. Halt etmiş. Sorarım ben ona kimmiş koca baş. Dur dur. Dur. Aman. Aman. Ih benim eşek kafam. Ih benim eşek kafam. Ih. Yok yok. Eşek kafalı dememiş, koca baş demiş. Ulan nasıl oldu da düşünemedim? Nasıl oldu da düşünemedim ben bunu? Yakıştı mı sana ha? Ha yakıştı mı sana? Ne oldu baba? Yakışan ne, yakışmayan ne? Ben buraya dansöz getirsem ne olur? Hiç, dansöz gelmiş olur. Bomba düşer be, bomba. Herkesin feleği şaşar. Bütün müşteriler buraya dolar, Adile aç kalır, iflas eder. Yaşa baba. Ben senin akıllı olduğunu biliyordum zaten. Amanın keyiflendim ben, aman keyiflendim oh. Hani yete benim, menli de direğim, bastırmam, bastırmam. Adile'den boş gazına tattırmam, yürü. Adile yürü, yürü de yürü. Yeter be adam. Aa, bir gün rakı kübünde boğulacaksın. İçme bu kadar. Ben mi? Haşa, dişim ağrımasa. Bilirim, bilirim. Baskı yapma üstadım. Kanuna aykırı olur. Bak sen, içki içme dememinde kanunda yeri mi var? He? Elbette var ya. Kara kaplı kitapta her şey var. Kanunsuz hiçbir şey olamaz. Cavcav daha söz getirmiş galiba. Ya hey! İçkimiz neşelenecek demek. Yaşa be Cavcav Mustafa. Hay Cavcav kadar başına taş düşsün emi. Buyurun, buyurun. Salonumuzu görün. Bu yörelerde bizim gibi restoran yoktur. 100 milyona patladı vallahi. Nasıl ha, nasıl? Söylediğinin hakkı için nasıl? Çok güzel. Güle güle kullanın. Teşekkür ederim. Şu zımbırtılara çok para harcadım. Masraftan kaçınmadığınız belli oluyor. Allah hayırlı işler versin. İnşallah. O da senin sayende olacak. Elimizden geleni yapacağız.
Sen burayı her akşam doldur, sonra dile benden ne dilersen. Zehra'nım, hu! Ne oldu komşu? Duydun mu? Cavcav Mustafa gene dansöz getirmiş. Boynu altında kalsın, herifler azacak yine. Ey köyümüzün saygıdeğer insanları! Bundan sonra hepimiz rakı gibi rakı içeceğiz. Hem de dört başı mamur. Cavcav Mustafa dansöz getirdi. Oh, aşağıdan yavrumu aşağıdan. Oh, oh, oh. Ayağının altına paspas olayım abla. Ellerinizi dert görmesin. İyi aldım. Of ısındım. Tüm terbiyeli. Sikide derin tövbe. Gel buna. Düşmüş, çömlek kırılmıştır artık. Rahat huzur hak getire. Düşman olmuştu herkes birbirine. Sanki koca zehirli bir yılan meydanın orta yerine çöreklenmişti. Yalan. Hepsi yalan. Oranın bir sükun ve huzur beldesi olduğu yalan. İnsanların kavgasız ve dövüşsüz yaşadıkları yalan. Asıl yalanı sen söylüyorsun. Sen gelene kadar gül gibi geçinip gidiyorduk. Sen geldin, kantarın topuzu kaçtı. İşte hepsi burada, bu adamlar sen gelmeden saygı dolu, sevgi doluydular. Aman aman, tapon mal satan pazarcı ağzı yapma. Onların ne mal olduğunu bilirim. Neyi bilirmişsin? He, neyiz biz yani? İma yoluyla hakarettir. Bu kitapta yeri var arkadaşlar, evet.
hepimize hakaret ediyor. Bana bak, edebini takın yoksa takarım yularını. Anama hakaret etme, yoksa bir sağ bir sol dişle soyulmuş hıyara dönersin. Rezalet, rezalettir bu. Hem suçlu hem güçlü. Çevirdiğin fırıldakları bilmiyor muyuz sanıyorsun? Açtırma kutuyu, söyletme kötüyü. Ne söyleyeceksin be dedikoducu herif? Miskin miskin oturup duruyordun. O geldi, her yer şenlendi. Ne şenlik, ne şenlik. Herkesi birbirine kattınız. Ne olacak? Bir dalavericiyle bir aşifte el ele verince... Susun, susun. Yoksa hepinizi dışarı attıracağım. Baksanıza hakim hanım neler söylüyorlar. Söz istiyorum sayın yargıç. Şikayetçiyiz. Müvekkilem muhterem hanımefendiye hakaret ediyorlar. Sen sus be papaz kılıklı herif. Üç kuruş için yağ çekme. Neresi hanımefendi o şırfıntının? Gazete ilanlarına hanımefendi sanatçı diye yazdırmakla insan hanımefendi olmaz. Ahlak lazım efendim, ahlak. Hanımefendinin ilk şartı ahlaktır. Bu kadında ahlak ne gezer be? Bana bak ağzını yırtarım pimpon herif. Koynuma girmek isterken böyle konuşmuyordun. Ben mi? Haşa! Haşa! İftira! İftira! Sen sus be! Ne mal olduğunu bilirim senin. Sen de mi Yavuz Adile? Sen de mi bu iftiraya katılıyorsun? Sus be! Burada yalan söylenmez. Mahkeme burası. Öyleyse edepli olun. Mahkemeye saygısızlık etmeyin. Aa, estağfurullah hakim hanım. Estağfurullah. Kimin haddine saygısızlık etmek? Vallahi Rabbim Allah bir çarpar insana 9 çıkıntı çözemez. Uzatmayın lafı da mahkemeye devam edelim. Devam edelim sayın yargıç. Ama önce şunu belirteyim. Oranın huzurunu ben bozmadım. Onlar zaten birbirlerini yiyorlardı. Ben oraya danslarımla sevgi ve neşe getirdim. Kurban olayım sana. Ayağının altına paspas olayım abla. Bülbülüm, kanaryem, floryem benim. Allah'ın sevgili kulu. Mevlam özenerek, bezenerek yaratmış. Ay, çok teşekkür ederim Mustafa Bey. Kompliman yapıyorsunuz. Kompartımanın içine ettim ve şey affedersin. Ağzımdan kaçıverdi. Duygulandım. Hislerimi dile getirmek istedim size karşı. Demek şair tarafınız da varmış sizin. Övünmek gibi olmasın, gençliğimizde saz çalardık. Yürek aynı yürek. Sizi dinlerken gümbür gümbür ati verdi işte. Nur ol meleğim, nur ol güzelim. Sağ ol. Ama çok yoruldum. Ayaklarım sızım sızım sızlıyor. Vah sultanım vah. Şincik ayaklarına gül suları hazırlatırım. Yok canım, o kadar da değil. Biraz ovulursa geçer. Çağırın birini ov versin. Siz ovamaz mısınız? Ben mi olacağım? Rica etsen. Aman Allah'ım sen aklıma emanet ol. Aman sultanımın ayakları yorulmuş. Aman oranın yeri vermiyor. O versen ben şu ayaklara bak sultanım. Yorulmuş mu? Ah elleriniz ne kadar yumuşak. Acaba yüreğiniz de öyle mi? Yüreğim senin sultanım, her şeyim senin. Malım, mülküm, servetim, her şeyim senin sultanım. Hepsini istemem. Biraz avans verebilir misiniz? Emret sultanım, emret. Cüzdanımı ayaklarına sereyim, yeter ki sen. Yeter ki? Aa, anladım, anladım çapkın adam. Thank you.
Vay efendim, bu ne sürpriz, bu ne güzel sürpriz. İhya ettiniz bizi. Ah, teşekkürler. Demli bir çay içmek için gelmiştim de. Emredin, çayımız tavşan kanıdır. Çayımız tavşan kanı, sihriniz sardı her yanı. Kanun Bey abicim, Adile abla geliyor. Nerede? Bana bakın, ben sevmem böyle şakaları. Allah cezanızı versin utanmaz herifler. Püh! Allah kahretsin. Kasabada bir bahar rüzgarı esiyordu. Herkes canlanmıştı. Bu kadar candan sevgiyi hiçbir yerde görmedim. Ben de onlara mutluluk dağıtıyordum. İşte yüzleri burada. Mutlu değil miydiniz? Ne mutluluk, ne mutluluk. Hepimizi enayi yerine koydun. Mavi boncuk dağıttın. Ondan sonra paraları yürüttün. Benim gibi adamın 1 milyonunu deve ettim be. Dükkana geldin, 300 bin lira borç aldın, hala ödeyeceksin. Tabanca çekip sizi soymadı ya, gönlünüzle verdiniz. Hayır efendim, hayır. Düpedüz soygundu. Dolandırıcılıktı. Kara kaplıda yeri var. Vaatlerle bulunarak kandırmak. Bunlar çocuk değil ya, koca herifler. Akılları yok mu? Kasına ya, öyle değil. Kara kaplı öyle yazmıyor. Onun da mahkemesi ayrı görülecek. Ne mahkemesi canım? Mahkemelik nesi var bu işin? Ben de verdim, feda olsun. 2,5 milyon kayme saydım avucuna. İhtiyaçlarını görsün diye. Batacak mı şincik benim param? Yok, batmayacak. Ondan iki de batmayacak. Basmayacakmış. Bastı da boğuldu bile. Rahmetli babam geri gelirse o paralar da geri gelir. Sen öyle belli. Mahkemeyi kazanalım bir yol görürsün. Hanım aldı mı milyarı, hepsinin ödeyecek. Önce benim paramı ödesin. Ben zavallı emekliyim. Ben de isterim paramı. Ben para falan istemiyorum. Yüzünü görmeyeyim yeter. Tövbe estağfurullah. Baştan çıkaracaktı beni. Seni deme Ahmet amca. Bizim Osman'a bile iş koymuş. Ben sana bunu sormaz mıyım? Kesin be! Gene sokak itleri gibi dalaşmaya başladınız. Görüyorsunuz hakim hanım. Gene kış kışlığını yaptı. İyi oldu. Ben de bazı şeyleri anlamaya başladım. Siz anlatın. Sonra ne oldu? Ne olacak hakim hanım? Hayat durur mu? Günler akıp gitti. Aradan 5-6 ay geçti. Sessiz sakin 5-6 ay. Ama ne var ki bu sessizlik fırtına öncesi olan sessizlikmiş. Ve bir gün fırtına patlak verdi. Adile abla! Adile abla! Ne var deli oğlan? He? Doğurdu! Doğurdu! Kim doğurdu ayol? Dansöz! Dansöz doğurdu! Bak şu Allah'ın işine! Vah zavallı yavrum vah! Hey millet! Duyduk duymadık demeyin! Dansöz doğurdu! Doğurdu!
Doğurdu da doğurdu. Doğurdu da doğurdu. Öldü de doğurdu. Olacak iş mi, dansöz doğurmuş? Babası kim acaba? Cavcav Mustafa olmasın? Aman komşu git işine. O heriften ne olur ahı gitmiş vahı kalmış. Hey millet, bana kulak verin. Bugün dolmuş fiyatına 10 lira zam koydum. Neden derseniz dansözün çocuğuna hediye almak lazım. 10 lira nedir ki be? Ha? Yeter ki Fenerbahçe'ye gol olmasın. Doğumun dedikodusu merakı ortalığı sarmıştı. Böylece 10-15 gün geçti. Bir sabah erkenden dükkanı açmaya geliyordum. Bir çocuk ağlaması duydum Hakim Hanımcığım. Allah Allah. Ulan Osman! Osman! Oğlum Osman, neredesin ulan? Buyur baba. Nerede ulan bu karı? Çocuk ağlıyor baksana. Bakamaz. Neden dersen gitmiş. Gitmiş mi? Nereye gider be? Gece bir araba gelmiş, atlamış gitmiş. Kapıcıya da beni aramasınlar demiş. Bu velet ne olacak? Çabuk atın bunu otelden dışarı. Küçük cavcav, ne bu kepazelik? Bir de çocuk mu peydahladın ha? Vallahi ben... Lafı buruşturma, babası kılıklı herif. Nereden çıktı bu çocuk? Kimdir bu çocuk? Kimin nesidir? Nesebi nedir? Kanuna uygun olarak tespiti gerek. Kara kaplı böyle yazıyor. Ay! Bırak şimdi kara kaplıyı, ak kaplıyı da. Bu çocuk ne olacak onu söyle. Ne olacağını kanun söyler. Önce bir şeyin tespit ve tahkimi gerek. Bu çocuk kimdir, kimdendir? Söylesene be, kimin bu çocuk? Ha? Vallahi bilmiyorum. Çocuğu sen getirdin. Sen bilmeyeceksin de ben mi bileceğim ha? Kimin bu çocuk? Durun ya, varmayın oğlanın üstüne. Otelde bulduk hepsi o. Otelde buldum ne demek ha? Otelde kim doğurdu? Anlaşıldı. Bu suretle de ana tespit edilmiş oldu. Ve bu çocuk anası tarafından terk edilmiş bir kişi. Vah yavrum vah. Vah evladım. Yuh olsun ulan senin gibi karıya. Köpek bile analığını bilir de yavrusunu terk etmez. Sılan sen benim elime geçmez misin ha? Elime geçince ben seni yemez miyim ha? O canım benim, kurban olayım. Çocuğun anası tespit edildiğine göre ikinci şıkka geçebiliriz. İkinci şık, kim bu çocuğun babası? Yoksa sen misin, kartpapaz? Ben mi babasıyım? Tövbe, iftira bu. Benden çocuk değil, böcek bile olmaz. Yoksa sen misin? Dedikodu beni. Ben? Oh, o işleri unutalı yıllar oldu. Hatırlayamam bile. Yoksa sen misin Kanun Bey? Karının hep burnuna sokuluyordun, hı? Rica ederim Sayın Adile Hanım. Kanunlara saygılı, vicdan sahibi bir adamım ben. Sen ne diyorsun lale çuvalı? Ben mi? Nerede bende o talih be?
hiçbiriniz olmadığına göre gökten zembille mi indi bu çocuk? He? Ulan kimse sahip çıkmayacak mı bu çocuğa? Oh yavrum benim, ah bir tanem benim, ah güzel evladım benim, ah talihsizim, ah canım benim. Çok da güzel gözleri varmış bunun ya Rabbim. Ah canımdır benim de canımdır yavrum. Çok da vudu 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 vudu. Ah ninem, ninem, ninem. Yavuz Ahmet'im, gemiye bir tayfa daha geldi ama daha miço. Nerede mi buldum? Rabbim gönderdi. Zavallının haline bak. Bırakamazdım orta yerde. Sen de bırakmazdın. Adı mı? Adı daha yok. Gül gibi bir kız. Bana verdiğin gül kadar güzel. Gül koyalım kızın adını. Adı Gül olsun. Evet, Gül olsun. Güller açsın. Bize neşeler saçsın. Hoş geldin Gül Hanım. Bahtın açık olsun. Oh dişim. Dişim, bir kadeh rakı. Ne olur bir kadeh rakı. Ha, şimdi rakının sırası mı canım? Allah Allah. Ucugunum benim gülüm. Mide gülüm. Abi dedikler yaparmış da yaparmış. O canım benim. Şu anlaşılıyor ki çocuğu siz aldınız. Ne yapabilirdim ki hakim hanım? O zavallıcı orta yerde bırakacak değildim ya. Öyle zavallı, öyle çaresizdi ki. Mülül mülül bakıyordu gözlerime. Sıcacık bir şeyler aktı içime. Sarılıverdim ona. Ve bastım kalıyı şu şırfıntıya. Şırfıntı sensin. Bana şırfıntı diyemezsin. Bal gibi derim. Şırfıntının dik alasısın. Hakaret ediyor hakim hanım. Burada evladından ayrı düşmüş, yüreği yaralı bir ana var. Anaya gel anaya. Senden olsa olsa hamam anası olur. Görüyorsunuz, bir ananın hisleriyle nasıl oynuyor. Ben de anayım. Bilirim bir ananın hislerini. Ama çocuğunu terk eden anayı anlayamıyorum. Durum bu kadar kötü müydü? Kötüden de beter. Yoksa evlatçığımı nasıl terk ederim ben? Nasıl terk ederim? Amanın aman, yüreğim parçalandı. Fedakar, vefakar, cefakar anaya acıyın millet. Bana bak hanım, sen herkesi kör, alimi sersem mi sanırsın ha? Ne sanırsam sanırım, karışma sen. Hay karıştıranlara uğrayasın değil mi? Vallahi kötü yaparım seni. Alarga, bu iskelede palamar bağlayamazsın. Bana adıyla sanıyla Yavuz Adil ederler. Bırakın münakaşayı. Siz anlatın. Sonra ne oldu? Köyümüzdeki yaşam yine eskisi gibi sürüp gitti. Önemli hiçbir olay olmadan sessiz, rahat, mutlu ve dostça bir yaşam. Dost ve mutluluk ne güzeldir değil mi hakim hanım? Evimize yeni gelen bir dost, dostluk çiçeklerine yeni bir renk katmıştı. Yavrucak yaşamımıza bir gaye, bir mana getirmişti. Benim deli kızım bile akıllı, uslu, oturaklı bir kişi oluvermişti. Gül'ün ablasıydı o artık. Bütün köylüden Allah razı olsun. Herkes yardımcı oldu çocuğun yetişmesinde. Hele Kanun Bey. Dünya bir yana, küçük Gül bir yana. İlk masalları o anlattı. İlk resimli çocuk kitaplarını o getirdi. Yalnız o mu? Bütün köylü karınca kaderince yardımcıydı. Gül köyün gülü, köylünün sevgilisiydi artık. Ah ah, böylece günler günleri, aylar ayları, yıllar yılları kovaladı. Aradan tam 6-7 yıl geçti efendim. Anneciğim. Aman da anneciğim diyen dillerini sevsinler ya Rabbim. Aman ne güzel çocuklarım varmış benim. Aman ne güzel kızlarım var. Ne mutlu bana, Allah iki tane nur topu gibi evlat verdi.
Sen çok mu sıkıldın bakalım? Sokağa mı çıkmak istiyoruz? Hı. Hadi bakalım. O zaman ablana söyle, seni sokağa çıkarsın. Tamam mı? Ablası çıkaracak mısın bunu? Aferin size. Yalnız koşmak, terlemek, soğuk su içmek yok. Hadi bak. Beraber yürüyebilir miyiz? Yine bir tarafını mı kırayım? Yok, özür dilemek istiyorum. Neden kavgalı kalalım? Barışabiliriz. Ailelerimiz düşman olmuşlarsa bize ne? Biz kavgasız yaşayabiliriz. Değil mi? Merhaba Adile abla. Merhaba. Kız, Gül'le beraber değil miydin sen? Çocuk nerede? Kanun Bey amcanın yanında. Ne? Ben senin kemiklerini kırmaz mıyım ha? Bacak kadar çocuğun kahvede işi neymiş? Çabuk onu eve götür, çabuk. Yemyeşil ormanlarda yaşayan bir ayı Yogi varmış. Efendim, bandanız ayı Yogi. Armudun iyisini severim, bir de balı bayılırım efendim. Bal başka, bal başka efendim. Bu da başka bir bal. Kanun Bey abicim, bunun da kanunda yeri var mı? Kanunda değil oğlum, kanunda değil. Gönülde yeri var, gönülde. Nedir senden çektiğim be? Azar işittim gene senin yüzünden. Neden benim yüzümden olsa? Tabii senin yüzünden. Kanun Bey amcanın yanında neden kaldın? Ben onu çok seviyorum. Seviyormuş. O gün hayatımızı değiştirecek, mutluluğumuzu alt üst edecek olayların başlayacağını nereden bilebilirdik Hakim Hanımcığım? Köyümüze reklam filmi çekmeye gelen filmciler Gül'ü görmüşler. Çevirdikleri filmde de ona rol vermişler. Ah efendim, Gül'üm de çok başarılı olmuş. Filmciler de 50.000 lira ödemişler çocuğuma. Çocuğum da bu parayla ne yapsa beğenirsiniz efendim. Milli piyango bileti almış. İşte efendim, ne olduysa ondan sonra oldu ya. Anne bak, bilet aldım ben. Bilet mi aldın? Nasıl aldın? Laf anlatamadım, inat etti. Kendi paramla aldım. Filmciler para vermişlerdi ya. Kızdın mı yoksa? Sana kızabilir miyim ben? Hayırlı olsun gülüm. Ne? Sen de mi manken olacaksın? Neden olmayacakmışım? Reklamcılar resmimi aldı. İş olunca çağıracaklar. Gitsene işine ya. Koca İstanbul'da kız mı kalmadı? Sen o kadar bilirsin. Kız var, kızcık var. Bir de senin gibi marsık var. Bana bak. Tamam. Şaka yaptım. Yavuz Adile! Ne istiyorsun kart domuz? Kızının ipini çek, yoksa ben çekiveririm, feleğiniz şaşar. Tımar zamanın geldi galiba. Gene hırlamaya başladın. Cavcan Mustafa, ne alıp veremedin var kızımdan? He? Herkesin gördüğünü sen görmüyor musun? Herkesin duyduğunu sen duymuyor musun? Lafı çekip sündürme, kısa kes. Dilinin altında ne varsa onu söyle, çıkart hadi, hadi. Kızın oğluma kuyruk sallamasın, düşsün yakasından. Ne diyorsun sen be? Benim kızım mı kuyruk sallıyormuş oğluna? Hem de nasıl? Görmeyen bilmeyen kalmadı. Ben kızımı bilirim. Galiba oğlunun öbür kolu da kırılacak. Benden söylemesi. Kızın oğlumdan uzak dursun. Eğer bir planın varsa avucunu yalarsın. Baya süt maya tutmaz.
Cavcav Mustafa, Cavcav Mustafa, gene bozuk kahveci radyosu gibi parazit yapma. Ha, bana bak, basma benim deli damarıma. Attırma kelimi yoksa dişlerini yerden toplarsın. Anne, 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 milyar milyarlar bize çıktı. Hadi aman, deli misin sen? Rüya mı görüyorsun kız? İşte bilet, işte gazete. Büyük ikramiye bizim milyarder olduk, milyarder olduk. Zengin olduk anne, zengin, zengin. Hey Allah'ım, hey koca Allah'ım. Adaletine kurban olayım. Şu talih kuşuna söyle, hazır buralara gelmişken biraz da şu fakiri gıdıklasın. Hey millet uyanın! Köyümüz milyarder oldu. Yavuz Adile'nin biletine büyük ikramiye çıktı. Duyduk duymadık demeyin. Ay, ay domuzun gölü. Sen burada pinek derken biliyor musun neler oluyor dünyada? Ne oluyor? Bir mazeratlık mı var yoksa? Sen varsın ya. Başka mazerata ne gerek var? Ay senin tepilemez miyim lan? Yine ne ettin baba? Daha ne edeceksin? Duymadın mı? Yavuz Adile'ye piyangodan milyar çıktı. E iyi ya, hayırlı olsun. Ulan herif, sen beni deli mi edeceksin? Hayırlı olsunmuş. E ne diyeyim? Hayırlı olmasın mı diyeyim? Oğlum, benim eşek kafalı oğlum. Sen kime çektin ha? E ben biliyorum. Kız halaya oğlan dayıya çekermiş. Hay çekmez olur mu? Ulan aç da beni iyi dinle. Ne yapıp yapıp Adile'nin kızıyla evleneceksin. Anlamadım. Ağzımı mı arıyorsun yoksa? Ağzın falan aramıyorum. Evleneceksin. Hani evlenirsen seni gebertirim diyordun. Rüzgar neden döndü? Milyar nedir bilir misin? Ne yapıp edip o kızı alacak? Nasıl insansın sen anne? En büyük ikramiye bize çıkmış, sen sevinmiyorsun. Ne yapayım yani? Eteklerimizi çalarak göbek mi atayım? Bence kız haklı. Sana göbek at demiyor, demiyor ama bu halin ne ola? Bu kadar parayla neler yapılabileceğini düşünsene. Ben de onu düşünüyorum. Düşündükçe de korkuyorum. Böyle büyük paralara alışık değiliz biz. Para kullanmayı kolay mı sanıyorsunuz? Akıl ister, idare ister. Aa, sen de neler düşünüyorsun be anne? Bu kadar parayla dünyanın tadı çıkarılır. Şık elbiseler, lüks otolar, eğlenceler, balolar. Hop hop hop, hızlı gitmeye başladı, frene bas. Ne kolay harcamaya başladın bu parayı ha? Yapma be Yavuzcuğum, yapma be kara kaşlım. Bu kadarcık sevinci çok görme çocuğa. Gün görmek, iyi yaşamak, hayatın tadını çıkarmak onun da hakkı değil mi? Zengin kızlardan ne eksiğim var benim? Akarım mı var, kokarım mı var? Yoksa akıl fukarası mıyım? Bugüne kadar tek eksiğim vardı, o da para. Bugün o da var. Ben neden onlar gibi yaşamayayım? Ben de isterim senin iyi yaşamanı. Evladımsın, ciğerimden koptun. Her şey sana feda olsun. Ama biz bu parayı kendimize harcayamayız. Havaya savuramayız. Anlamadım. Oh. Kendimize harcayamayız da ne demek? Kime harcayacağız öyleyse? Güle. Çünkü bu para onun. Gül'ün talihi bu. Üstelik kendi kazancıyla temin etti. Onun için para onun yetişmesine, iyi insan olmasına harcanacak. Hı? Hey Yavuz Adile, hey benim dişi aslanım, gene ispatladın büyüklüğünü. İşte buna içilir. Şimdi başlarım senin içkinden. Bundan sonra hep ayık olacaksın. Bana yardım edeceksin. Yoksa milyarlarca belayla tek başıma güreşemem. Daima yanı başında olacağım. Alesta. Çok doğru söyledin. Milyar para, milyar bela. Vay geldi başımıza. Hele bir gazeteciler duyup gelsinler, resimler gazetelerde çıksın, sen seyreyle gümbürtüyü. Thank you.
Sen ne arıyorsun burada? Canım hemen köpürü verme, dur hele halimizi arz edelim bir yol. Cavcav herif, ben sana o yandan bu yana geçme demedim mi he? Demesine dedin ya, o günleri unutsak diyorum. Hani devletler bile harp ediyor, sonra sulh oluyorlar. Yani biz de senden sulh yapsak, dost olsak hani. Allah korusun, yılanla dost olmak daha hayırlıdır. Sen akrepten de betersin. Seni akreple bir çuvala koysam akrep feryatla kaçar. Deme Adile Hanım, deme, koyumuzun bir tanesi. Biliyorum şaka yapıyorsun. Ben o kadar kötü adam değilim can. Hiç kötülük bilmezsin maşallah. Zemzem suyuyla yıkanmışsın. Kocam öldüğünde bana yaptıklarını unuttun mu be? Ne ettim canım? Sen yanlış anladın. Ne yanlışı be? Bu dükkanı elimizden almak için neler çektirdin bize? Ne dalavereler çevirdin? Gelinde hatlar karıştırmaya geldin ha? Görmüyor musun? Kötü bir niyetim yok. Teslim bayrağı çektim. Sulh yapalım diyorum. Yapmasına yapalım da sonu ne olacak? Ne olacağı var mı canım? Buralarda zengin kim var? Ben. Bir de sen varsın. Milyardersin artık. Buralarda ikimizin hükmü geçmeli. Anlaşıldı Vehbir'in kerrakesi. Milyarder olduk diye Yavuz Adile'nin huyu mu değişsin? Paralı diye garipleri mi essin ha? Demem o demek değil. İnsanın parası olması başka şey. Dur bakayım dur. Galiba anlıyorum. Hele ikimizin parası bir olursa ha? Öyle değil mi? Hay aklınla bin yaşa, şıp diye anlayıverdin. Vallahi zeki kadınsın. Teşekkür ederim. Sen de akıllısın. Sonra benim kocam ölmüş, senin de karın ölmüş. Evin evime yakın, gönlün de gönlüme yakın. Hı? Vallahi çok hoşsun. Sinirin olurum senin. Canım benim. Allah, can kurtaran yok mu? Bu suretle Cavcav meselesini noktalayıp kurtulmuştum. Ama milyarların getirdiği diğer dertler gün geçtikçe artıyordu. Hele gazetelerde çıkan resimlerden sonra. Meğer dünyada bizleri seven, hatta akraba olduğumuzu iddia eden ne çok insan varmış Hakim Hanımcığım. Mektuplar, telgraflar, telefonlar, ziyaretler, aman efendim. Herkes milyarlardan birazını istiyordu. Köyün küçücük posta merkezi ne yapacağını şaşırmış, böyle fırtına görmemişti. Ama nereden bilebilirdim asıl büyük fırtınanın yaklaşmakta olduğunu Hakim Hanımcığım ha? Bak hesap burada işte. Ben de biliyorum hesap orada. Ama nasıl hesap? Yedin kazığı görmüyor musun? Merhabalar Mustafa Beyciğim. Ne? Ne? Sen ne arıyorsun burada? Para arıyorum, para. Başka kapıya, benden sızdıramazsın. Beni nasıl çarptığını unutmadım. Hadi bas git buradan, hadi. Kabalık yakışmıyor sana. Hem de hiç yakışmıyor. Lafı uzatmasana, sana verilecek kalp bir mangır bile yok bende. Bende ise sana kazandırılacak çok para var. Çocuğu sal da bir kenarda konuşalım. Aman doğru. Nasıl da düşünmemişim. Hepiniz şahitsiniz. Çocuk kimin? Benim. Çocuğa bir piyango çıkmışsa kime verilmesi gerek? Bana. Öyle ya, öyle. Paraları sen almalısın. Son kuruşuna kadar alacağım. Milyarlar bu tarafa transfer olacak. Allah! Yaktım çırağını Adile. Düştüm mü ocağıma? Biliyorum, pek kolay olmayacak. Avukat falan gerekecek. Bu işte benimle ortaklığa var mısın? Sonuna kadar. Ah, ah, Adile'nin yüzünü görmek ister. Efendi, bu tutmuş, bu kesmiş... Bu pişirmiş, bu yemiş, bu da okuldan gelmiş. Hadi bana, hadi bana, hadi bana demiş. Aa, gelene bakın. Nereden çıktı bu yellos? Sana söylemedim ama ben bekliyordum. Para kokusu. Günaydın. Beni gördüğünüzde memnun olmadınız galiba. Bırak bu bayat numaraları. Niye geldin?
Bunca sene geçti. Hasretinize dayanamadım. Hanım, senin sırtın kaşınıyor galiba. Vallahi... Sen sus! Dükkanıma geldiğin için misafir sayılırsın. O yüzden sana dokunmayacağım. Yoksa bütün uyuzunu dökerdim. Vallahi anlamıyorum. Sizleri bu kadar hiddetlendirecek ne yaptım ben? Yapmadığın kaldı mı hiç? Kısa kesin. Vakti zamanı gelince bunların hepsini konuşuruz. Şimdi söyle bakalım, ne istiyorsun? Çocuğu. Çocuğu mu? Bakla mı dedin? Demek çocuğu istiyorsun. Hı? Evet. Anası değil miyim? Alacağım çocuğumu. Alırsın arabadan soğanı. Sen karışma be. Siz burasını emanetçi dükkanımı zannettiniz. Galiba çocuğu emanete bıraktınız. Şimdi de geldiniz alacaksınız. Ulan bu bavul mu be? Evet alacağım. Ne pahasına olursa olsun alacağım. Sen değil, senin feriştahın bile alamaz. Ne pahasına olursa olsun alacaksın ha? Birdenbire nasıl da depreşti bu analık duygusu. Analık duygusu mu yoksa paraların kokusu mu? Ha. Nasıl düşünürseniz düşünün. Ben çocuğu istiyorum. Maşallah. Takke düştü, kel göründü. Rüzgarın nereden estiği belli oldu. Bana bak koca geyik. Düş yakandan yoksa ecelin benim elimden olacak. Sen derdini bana değil o anlat. Şunu kafana iyi sok. O çocuk benimdir. Saçının teline bile kimse dokunamaz. Sen öyle belli. Bağırsan da çağırsan da alacağı çocuğu. Kanun var arkadaş. Kanunsuz hiçbir şey olamaz. Bıktım senin şu laflarından. Biz de kanunen alırız. Avukat tutarız. Anne, o kadın beni neden istiyor? Nasıl anlatayım bilmem ki. Sen bunları anlayacak yaşta değilsin. Ama bir gün sen büyüdüğün zaman bir gün anlatırım inşallah. Hı? Olur mu? Ben o kadını sevmiyorum. Seni seviyorum. Beni ona verme. Vermem canım. Vermem ciğerpare. Sen benim bir tanemsin. Öyle değil mi? Hı? Üzülme. Kim veriyor be? Sen bu geminin tayfasısın. Kim sağlamaz seni? Değil o kadın, değil o cavcav. Dünya toplansa ağlamaz. Öyle değil mi Kanun Bey amca? Öyle olmasına öyle de. Öyle de ne demek? Senin kara kaplıda bunlar yazmıyor mu? Yazmasına yazıyor. Üstelik onun yazdığı şekilde evraklarımız da tamam. Ama herkes biliyor bu çocuğu o kadın doğurdu. İşte ben de bundan korkuyorum ya. Uğraştıracaklar bizi. Ah Yavuz Ahmet ah. Ölecek ne vardı? Beni yalnız koyacak ne vardı? Sen sağ olaydın. Yavuz Ahmet yoksa Kanun Kazım var. Biz ne güne duruyoruz burada? Sizlere kanat germez miyim? Sizleri korumaz mıyım sanıyorsunuz? Sağ ol, eksik olma. Bizlere yaptığın iyilikleri unutamam. Unutursam iki elim yanıma gelir. Ama Yavuz Ahmet olsaydı başkaydı. Kadın kısmı yalnız olmuyor. Yalnız yürümüyor bu işler. Her kadına bir erkek lazım. Yıllardır bu lafı biz de ediyoruz. He demeni bekliyoruz. Beni tanıdınsa tanıdın. Bu işlerin kanunda yeri var mı Kanun Bey amca? Var be gülüm, var be hayatımın neşesi. Kanun Bey amca diyen dillerini seveyim senin. Bahar çiçeğim ben. Yapmayın çocuklar. Ağlatacaksınız şimdi beni. Bana bak Kanun Bey, şu mahkemeyi kazanalım, dile benden ne dilersen. Ucunu. Allah'ım sana şükürler olsun. İşte buna bir fırt içilir. Hadi kızım şu şişeyi buluver. Hay senin içkine. Tövbe tövbe yarabbi. Küfrettirip insanı günah sokacaksın. Sen karışma anne. Ben şimdi içki de hazırlarım mezede. Ne de olsa Yavuz Adile'nin kızıyız evvelallah. İşte hakim hanım, olanı biteni bir bir anlattım. Bundan sonrası senin vicdanına, senin aklı selimine kalmış. Ayırma beni yavrumdan. Kanun ne derse o olacaktır. Biliyorsunuz kanunun kestiği parmak acımaz. Peki sen ne diyorsun küçük? Kimin yanında kalmak istersin? Annemin yanında. Görüyorsunuz,
O da annesini istiyor. Ne de olsa kan çekiyor. Onu ben doğurdum. Biz de biliyoruz senin doğurduğunu ama onu terk ettin. En aciz gününde yalnız bıraktın. Ne yapar ne eder demedin. Ben baktım ona. Bu boya ben getirdim onu. Bakma ücreti veririz sana. O vereceğin ücreti başına çal. Ben ona sevgimi verdim. Güven verdim. Analık verdim. Anasıyım onu. İşte gene o ezeli ve ebedi sorun. Ana kim? Doğan mı, yetiştiren mi? Ey Hazreti Süleyman'ın kılıcı! Gene iş sana düşüyor. Susun, dışarıdan konuşmayın. Saygısızlık etmek istemedim. Hürmetim sonsuzdur. Birden sizi Hazreti Süleyman gibi gördüm. Çünkü keskin kılıç sizin elinizde. Vurun kılıcı, hak yerini bulsun. Biraz daha konuşursanız sizi tevkif ettiririm. Şu anlaşılıyor ki çocuğu size vermemi istiyorsunuz. Anası olduğuma göre hakkım değil mi? O etimden bir parça benim. Burada yazılanlardan ve beyanlarınızdan öğrendiğime göre dansözlük yapıyorsunuz. Aynı şehirde kalmayıp durmadan yer değiştiriyorsunuz. Bu şartlar altında çocuğa nasıl bakacaksınız? Ona bakıcı tutarım, mürebbiye tutarım, hocalar tutarım. Güzel. Demek bütün bunları yapacaksınız. Evladım değil mi? Feda olsun. Kazancınız, dansözlükten elinize geçen para bunları karşılayabilir mi? Tabii ki karşılayamaz. Ama kendi parası var. Milyarları alınca hepsi karşılanır. Görüyorsunuz Hakim Hanım. O çocuğu değil, çocuğun milyarlarını istiyor. Ben çocuğumu istiyorum. İşte paralar. Hepsi bu çantanın içinde. Verin ona paraları. Yeter ki yakamızdan düşsün. Ben çocuğuma bakarım. Dilenirim, gene bakarım. Siz de anasınız. Anlarsınız beni. Ne olur ayırmayın bizi. Ne olur almayın çocuğumu elimden. Ağlama anneciğim. Ağlama. Ne olur teyze ayırmayın bizi. Alın. Paralar onun olsun. Yavrum, yavrum benim. O paraları kimseye veremem evladım. İstesem de veremem. Kanun vermez. O paralar senin. Sen 18 yaşına gelinceye kadar o paralara kimseye süremez. Yani ben o parayı alamaz mıyım? Ne siz ne de bir başkası. O paralara çocuk adına mahkeme el koymuştur. 18 yaşına gelince çocuğa verilecektir. Hay kurban olayım sana Hakim Hanım. Hazreti Süleyman'ın kılıcı demişler buna. Anlamadım. Mahkemeyi kazansa bile bu kadın paracıkları alamayacak mı? Aman bana bir şeyler oluyor. Amanın gitti paracıklarım. İyi paracıklarım gitti paracıklarım. Meğerdir sana Cavcav Mustafa. Sana 40 kere söyledim. Kanun var bu memlekette dedim. Sen kanun dedikçe İsmail Sençalar'ın kanunu sandın. Şimdi anladın mı kanun nedir? Düdük! Hakikaten Hazreti Süleyman'ın kılıcı kesiverdi gördüğümü. İyilik ve güzelliğin zaferiydi bu. Kısacası yorgan gitmiş, kavga bitmişti. Parayı alamayacağını öğrenen Merih, analıktan falan vazgeçip hemen kaybolmuş, olanlar Cavcav Mustafa'ya olmuştu. Dimyat'a pirince giderken evdeki bulgurdan da olmuştu. Ve bir müddet sonra bu olay da unutuldu. Köy eski sükunetine kavuştu. Yaşam bırakıldığı noktadan yeniden başlamıştı. Gelecek gençler için neler hazırlıyor, işte onu bilemeyiz.